Beklenmeyen bir anda iki kadın çıktı ortaya ve Yeşilçam'ın usta oyuncularından ve tam anlamıyla yaşayan efsanelerden olan Metin Akpınar'ın kızı olduklarını açıkladılar. Metin Akpınar'a göre tek gecelik, ikizlerin iddiasına göre de daha uzun bir ilişkinin meyvesiydiler. Babasız geçen yıllarda anneleri tarafından terk edildiler, yurtlarda yaşayıp kuru ekmeğe tamah ettiler. Bugünse DNA sonuçlarının da kesinleşmesiyle tartışmasız olarak ortaya çıktı Metin Akpınar'ın çocuğu oldukları. Anlatacağımız bu hikaye, halk tarafından çok sevildiği için olumsuz ifadelerin yakıştırılmadığı bir babanın kızlarını yok sayması üzerine yaşanan bir hayata tutunma öyküsü. Kemalettin Tuğcu kitaplarını aratmayacak olan bu dram, tüm gerçekleriyle Vibeo'da. ...1967 yılında Antalya'ya bir film festivaline gitmişti usta sanatçı. 26 yaşında, gençliğin ve şöhretin doruklarındaydı. 1961'de henüz 19 yaşındayken evlendiği Göksel Özdoğdu'yla uzun zamandır birliktelerdi ve öyle olmaya da devam edecekti. Ancak bu Antalya seyahati diğerlerinden farklı olacaktı. Bir tarafa göre etkinlikte tanıştığı, bir tarafa göre de İstanbul Güzel Sanatlar'da tanıştığı ve uzun süre yasak ilişki yaşadığı Supiye Orancı ile o gece birlikte oldu. Ve bu birliktelik Orancı'nın rahmine iki güzeller güzeli kız çocuğu düşürmüştü. Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı. Akpınar her şeyden habersiz şehirden ayrılmış ve Supiye Orancı 4 aylıkken hamile olduğunu anlamıştı. Çocukları kesinlikle Metin Akpınar'dandı. O sırada film çeken baba adayının yanına gidip durumu anlatmak istedi. Ancak Akpınar müsaade etmemiş, Supiye Hanım onu göremeden setten kovulmuştu. Bir başına kalmış bir şekilde Antalya'ya döndü. Yalnız bir anne olmak istemiyordu ancak yalnız kalmış, yalnız bırakılmıştı. Doğuma az bir zaman kala Almanya'da yaşayan gurbetçi bir adamla tanıştı. Hatta kısa sürede evlenme teklifi bile aldı. Artık yepyeni bir hayata başlayabilirdi. Ancak bu hayata geçmişten kalan bir izle, Metin Akpınar'dan kalan bir çocukla başlayamazdı. Vazgeçecekti onlardan. Ve doğum gerçekleşti. Duygu ve Sevgi'yi kucağına aldığında ne hissettiği bilinmez. Henüz 2 aylık olan kızlarını onlara bakması için yalvararak Antalya'nın köyünde yaşayan bir çifte verdi. Çift bu kızları çok sevse de bakamıyor, durumları yetmiyordu. Anne sütü alması zorunlu olan bebekleri mecburiyetten çiğ inek sütüyle besliyorlardı. Başlangıçta devletten yardım almış olmalarına rağmen zamanla bu miktar yetmemeye başladı. Valiliğe yazılan yeni bir yazıyla yardımların artırılması istendi. Aksi takdirde çocukların koruma altına alınması talep edildi. Parayı iki çocuğun gelişimine, hayatına karşı çok görenler nakit yardım yerine "biz onlara bakarız" diyerek aldı ailenin elinden. Devlet yurduna yerleştirilen ikizler hayatta birbirlerinden başka kimsesi kalmayan küçücük çocuklardı. 6 yaşına kadar yaşadılar devlet yurdunda. Kuru ekmeği, ezilmiş domatesi, çürümüş portakalı paylaştılar yıllarca. Birbirlerinden başka kimseleri yoktu. Bu sırada Sevgi bir işitme kaybı yaşıyor, defalarca ameliyat oluyor ama sorun çözülmüyordu. Hayat onlara kısa sürede yeterince vurmuş olacak ki şansları da kısa sürede döndü. İkizlerin deyimiyle dünyanın en güzel insanları çıktı karşılarına. Emine ve Özdener çifti evlat edinme amacıyla geldiği öğrenci yurdunda bu güzel kızları çok sevmişti. Görevli hangi çocuğu alacaksınız diye sorduğunda et tırnaktan ayrılmaz dedi. Kız kardeşlerin ikisini de alacağız. İkisinin de annesi babası olacağız. Böylelikle kendilerine şefkatle bakacak ve sevgiyle büyütecek ailelerine kavuşmuşlardı. Tavuğun tadına ilk kez yeni evlerinde yedikleri soteyle bakmış, kuru ekmek dışında bir yiyeceğin tadına varabilmişlerdi. Bu tavuk yemeği yeme adeti aile içinde devam etti. İlk sofraya oturdukları tarih olan 18 Mayıs her geldiğinde Özdener babalarının gönderdiği parayla tavuk alır, farklı şehirde bile olsalar gönüller bir kalmaya devam ederdi. Duygu biyolojik ailesini bulma ve onlarla görüşme hayali konusunda Sevgi'den daha istekliydi. Sevgi ise umduğunu bulamayacağını hissetmiş olacak ki uzak durmayı tercih ediyordu. Bir gün kardeşinin odasına girdiğinde Supiye Orancı ile Skype üzerinden görüştüğünü fark etti. Kameradaki kadın ona selam verip kendisinin annesi olduğunu söylediğinde ise içinde adeta fırtınalar koptu. O annesi değildi, olamazdı. Gerçek bir anne çocuğunu bırakamaz, ondan ayrılamazdı. Kendisi anne olunca daha iyi anlamıştı bu durumu. Supiye Orancı babalarının usta oyuncu Metin Akpınar olduğunu söylediğinde ise şok geçirdiler. 19 yaşından beri aynı kadınla evli olan Akpınar karısını aldatmış ve tek gecelik bile olsa yaşanan yasak aşkın meyvesi Duygu ve Sevgi dünyaya gelmişti. Ona ulaşıp kızları olduğunu açıklamak istediler ancak bu durum çok zordu. Zira özellikle Yeşilçam ve 80-90'lar dönemi ünlülerinin çocuğu olduğunu söyleyerek ünlenen yüzlerce kişi olmuştu. Bunu suni gündem yaratmak için değil, gerçek babalarına ulaşmak için yapacaklardı. Çocuk esirgeme kurumuna giderek soy ağacı dökümünü alıp öz dayılarına ulaştılar. Dayıları ise biyolojik babalarının bir komedyen olduğunu söyledi. Duygu'nun ilk tahmini Metin Akpınar olmuştu. Kardeşiyle aralarındaki boy farkından dolayı birbirlerine Zeki ve Metin diye takıldıkları için aklına ilk bu gelmişti. Doğru çıktı. Ardından Akpınar'a ulaşmak için yoğun bir çaba başladı.
5 yıl boyunca başaramadı. Koruması yanına bir türlü yaklaştırmıyordu. Bir gün TRT'de bir programa katılacağını öğrendiği için arkadaşı aracılığıyla stüdyoya girmeyi başardı. Onunla konuşmak için saatlerce bekledi. Programın sonunda yanına gelen Metin Akpınar, "Hayırdır hanım kız, niye suratına sık?" diyerek kendisiyle fotoğraf çektirip oradan ayrıldı. Sonuç bir kez daha hayal kırıklığı olmuştu. Ancak bir süre sonra biyolojik kızı olduğu haberini ona ulaştırmayı başardı. Onlar henüz 21 yaşındayken Metin Akpınar kızları olduğunu biliyordu. 14 yıl boyunca bir uyutma taktiği izledi. Hem eşini durumun dışında tutuyor hem de kızları ile çok az iletişim kurup tamamen kesmeyerek oyalıyordu. Bir yandan da kızları olduğunu inkar etmeye devam ediyordu. Artık canına tak eden Duygu, Akpınar'ı mahkemeye vererek durumu resmiyete dökmek istedi. Babasıyla Antalya'da bir otelde buluşup 12 saat konuştular. Duygu yaşadıklarını, hikayesini anlatıyor, Metin Akpınar ise günün sonunda "Karım öğrenirse size zırnık koklatmaz" diyordu. Halbuki kızların derdi para sahibi olmak değil, baba sahibi olmaktı. Onlara verdiği ve Duygu Nebioğlu'nun deyimiyle kendisi için bir akşam yemeği parası bile olmayan meblağ ile hayvanları besleyebiliyordu. 3 kere DNA testi yapıldı. Metin Akpınar kabul etmedi. Kendisi kızından saç teli alarak test yaptırdı ancak inkar etmeye devam etti. Ve sonuç itibariyle ortada 35 yılın sonunda babaları tarafından inkar edilen iki kız vardı. Akpınar'ın eşi Göksel Akdoğdu ile iletişimleri ise ilk konuşmada çok iyiydi. Sonrasında ise Nebioğlu'nun iddiasına göre çok ama çok kötüydü. "Siz Metin abinizin üzerinden prim yapıyorsunuz, hadi ananızın yanına" diyerek onları kovmak istemişti. Mahkeme süreciyle birlikte tüm bu olaylar kamuoyuna yansıyarak hepimizin malumu oldu. Metin Akpınar yaptığı açıklamayla durumu son derece yumuşak bir şekilde itiraf edip özür dilese de kızlara hala bu açıklamanın tamamen gerçekleri yansıtmadığı görüşünde. "Konuşursam sanat tarihinin kaybı büyük olur" diyen Duygu Nebioğlu'nun neler bildiği ise ayrı bir merak konusu. Mahkeme kararıyla Metin Akpınar'ın kızları olduğu resmileşse de Akpınar soy ismini almamaya kararlı olan ikizler kendilerine babalık yapmayan birinin soyunda olmak istemediklerini söylüyorlar. Metin Akpınar'ın açıklaması her ne kadar gerçeklikten biraz uzak bir romantizme sahip gibi dursa da son diziler belki de her şeyi açıklıyor. Hayat geriye doğru yaşanmıyor. Ancak hatalar öğrenmek için yapılır. Ve yapılan her hata bir sonrakinin yapılmaması için bir basamak niteliğindedir. Hata hatayla kapanmaz. Ve gerçek elbet bir gün ortaya çıkacaktır.